Sıcaktı, sıcak, sapkanlı demiri kör bir bıçak sıcak. Sıcaktı, sıcak, sapkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, sıcak, sapkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, bulutlar doluydular, bulutlar boşanacak, boşanacaktı. O kımıldanmadan baktı kayalardan, iki gözlü iki kartal gibi indi obaya. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en büyük, en güzel, en seven gökkoptan. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, sıcak, sapkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Baktı kara burun dağlarından o. Baktı bu toprağın sonundaki ufka çatarak kaşlarını. Kırlarda çocuk başlarını kanlı gelincikler gibi koparıp çırılçıplak çığlıkları sürükleyip peşinde beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan ufku sarıp. Bu gelen Şehzade Murat'tı. Hükmü Humayun sadır olmuştu ki Şehzade Murat'ın ismine. Aydın eline varıp Bedrettin Halifesi Mustafa'nın başına ine. Sıcaktı. Bedrettin Halifesi Mülhid Mustafa baktı. Baktı köylü Mustafa. Baktı korkmadan, kızmadan, gülmeden. Baktı dimdik, dosdoğru baktı. Sıcaktı. Sıcaktı. Sıcak, sapkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, sıcak, sapkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en büyük, en güzel, en seven kadın toprak. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, sıcak. Sapıkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı. Baktı. Bedrettin yiğitleri kayalardan ufka baktılar. Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla. Bu kayalardan bakanlar onu, üzümü, inciri, narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları, ince belli aslan yeleli atlarıyla sınırsız ve duvarsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Sıcaktı. Baktı. Bedrettin yiğitleri baktılar ufka. Sıcaktı. Sıcaktı. Sıcak. Sapıkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, sıcak. Sapıkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın toprak. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, sıcak. Sapıkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Bulutlar doluydular. Neredeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecekti yere. Birdenbire gökten yağar, kayalardan dökülür, yerden biter gibi. Bu toprağın verdiği en son eser gibi. Bedrettin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar. Dikişsiz, ak libaslı, baş açık, yalmayak ve yalın kılıçlılar. Mübalağa cenk olur. Aydın'ın Türk köylüleri, sakız durum gemiciler, Yahudi esnafları, 10.000 mülhid yoldaşı Börtüce Mustafa'nın düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Bayrakları al yeşil, kalkanları kalkma, dolgası kunç saflar, pare pare edildi ama
Boşanan yağmur içinde gün inerken akşama, on binler iki bin kaldı. Sıcak değil, sıcak. Zapıkanlı demiri kör bir bıçakta sıcak. Sıcak değil, sıcak. Zapıkanlı demiri kör bir bıçakta sıcak. En yumuşak, en sert, en kutumlu, en cömert, en güzel, en seven, en büyük kadın toprak. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcak değil, sıcak. Sapı kanlı gemili kör bir bıçaklı sıcak. Hep birazdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek alır. Demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, hep beraber, hep beraber, hep. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber, hep beraber yiyebilmek için. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber diyebilmek için on binler verdi sekiz binini. Yenildiler. Yenenler, yenilenlerin dikişsiz ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını. Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş elleriyle işlenen bu toprak, Edirne sarayında damızlanmış atların esildi nallarıyla. Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu. Yener! Bilirim. O dediğim nesnenin önünde kafamla eğilirim ama bu yürek, o bu dilden anlamaz pek. O hey gidi kambur felek hey, hey gidi kahpederan hey der. Ve teker teker bir an içinde omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri, yüzleri kan içinde. Geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak, geçer aydın ellerinden kara burun mağlupları. Thank you.
Dostlar, biliyorum dostlar, biliyorum nerede, ne haldedir o. Biliyorum gitti gelmez bir daha, biliyorum bir dere her gücümde kanayan bir çarmıha çırılçıplak bedeni mıhlıdır kollarından. Dostlar, 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 bırakın beni, bırakın beni, dostlar, 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 dostlar. Dostlar, bir varayım göreyim, göreyim Bedrettin kollarından Dövrüce Mustafa'yı, Mustafa'yı. Boynu vurulacak 2000 adam, Mustafa de çarpı, cellat, güdük ve satır. Her şey hazır, her şey tamam. Kızıl sırma istemeli bir haşa, altına zenciler kır bir at. Atın üstünde kalın kaşlı bir çocuk, Anasya padişahı Şehzade Sultan Murat ve yanında onun bilmem kaçıncı kuluna ettiğin Bayezid Paşa. Zaten çal cellat. Çıplak boyunlar yarıldınlar gibi, yeşil bir daldan düşen elmalar gibi bir ardına düştü başlar. Ve her baş düşerken yere, çarmıhından Mustafa baktı son defa. Ve her yere düşen başın kılı depremedi. İriş Dede Sultanım, İriş. İriş Dede Sultanım, İriş. İriş Dede Sultanım, İriş. Dedi bir, başka bir söz demedi.